Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası 2 ile karşınızdayız. Mükemmel bir video bizi bekliyor. Peki biz konu içinde neler öğreneceğiz? İlk Türk devletleri ve siyasi olayları göreceğiz. Peki bu olayları görmeden önce tabii ki ödevlendirmemizi yapmamız lazım. Sıfırdan 9'a tarih konu anlatımını soru bankamızı açacağız değerli arkadaşlarım. Peki hangi konudan sorumlu olacağız? İlk ve orta çağlarda Türk dünyası ve biz biliyorsunuz ki daha önceki dersimizde bir kısmını işlemiştik. Daha sonrasında siz ise sayfa 100'den sayfa 122'ye kadar sorumlu olacaksınız. Peki konu anlatımını soru bankasını bitirdikten sonra Dinamo soru bankasını ne yapacağız? Çözeceğiz. Hadi gelelim ödev yeriniz neresiymiş buna bakalım birlikte. Hemen baktım dördüncü ünitemiz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Sayfa nereden sorumlusunuz? Sayfa 106'dan başlayıp 130'a kadar sorumlu olacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi hazırsanız hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak büyük bir devletimiz olan Asya Hun Devleti ya da diğer ismine Büyük Hun İmparatorluğu diye adlandırdığımız devleti duyacağız. Bunlar hakkında ilk bilgilere Çin kaynaklarında rastlanmaktadır. Peki bunun temel sebebi nedir dersek eğer Türklerin yaşam tarzı nasıldı? Göçebe bir neye sahibim biz? Yaşam tarzına sahibiz. O yüzden de yazıya pek ihtiyaç duymadığım için Çin kaynaklarında Türklere ait bilgileri ne yapmaktayız? Rastlamaktayız. Bu yüzden de Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olarak kimi adlandırıyorum? Asya Hun Devleti ya da diğer isminde Büyük Hun İmparatorluğu ne yapılmakta? Bilinmekte. Orta Asya'daki Türk boylarını ilk kez bir bayrak altına toplayacak ya da Tölesleri diye adlandıracağız. Devlet Boylar Birliği Federasyonu anlayışına göre örgütlenmiştir. Yani boy boy örgütlenecek. Bakın bunu gördüğüm zaman da federatif bir yapı diyorsunuz. Yani ilk Türk devletlerinde bir merkezi otoriteden ne yapılamaz? Söz edilemez. Peki Asya Hun Devleti'nin bilinen kurucusu kimdir dersek? Bunların bilinen ilk kanı, büyüklük ve genişlik anlamına gelen Shenyu yani Tanhu unvanını taşıyan Tuman'dır. Ya da diğer isminde sizin bildiğiniz Teoman olarak ne yapılmakta bilinmekte. Teoman bu dönemde Çin'e sürekli seferler düzenlemekte ve Çin bu durumdan bıktığı için bir set yaptırmıştır. Çin seti. Çin setini yaptırdıktan sonra da Teoman Çinli bir prenses evlenir. ve oğlu Meteni Sürgüne gönderir ve bu dönemde Sürgüne gönderdiği devlete savaş açar. Aslında bu nevi Metenin ölüm fermanıdır. Mete bir şekilde yolunu bulur ve kaçar. Kaçtıktan sonra kendisine sadık bir ordu oluşturur. Kendisine sadık bir ordu oluşturduktan sonra ordusuna şunu söyleyecek: Ben oku nereye atarsam siz de oraya atacaksınız. İlk olarak okunu eşine atar. Şaşıranları ise ayırır. Daha sonrasında oku atına atar ve oku atamayanları ayırır. Ve böylece buradaki temel amacı kendisine sadık bir ne oluşturmaktır? Ordu oluşturmaktır. Babası bir gün av partisindedir ve babasını av partisinde indirerek tahta geçer. Yani bir nevi ihtilal yapmıştır. Ve Meta'nın tahta geçmesiyle birlikte devlet en parlak neyini yaşayacak dönemini Metehan zamanında ne yapmıştır? yaşamıştır. Peki Mete neler yaptı da devlete en parlak dönemini yaşadı? Mete geldiğinde başa ilk olarak teşkilatlanmaya çok önem verecek. Peki neler yapacak? İlk devlet teşkilatını oluşturuyor. Peki neler yaptı? İlk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Yani Boylar Federasyonu'nu oluşturacak. Aynı zamanda biliyorsunuz ki benim bir inanç yapım vardı. Neydi? Gök Tengri inancı. Gök Tengri inancına göre güneşin doğudan doğduğu için güneşin doğudan doğması doğunun kutsal olduğu anlamına gelmekteydi. O yüzden de devlet ikiye bölünerek yönetilmiştir. Biz buna ikili devlet yönetimi ya da ikili devlet sistemi diye ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Bir de devletin danışma meclisi diye adlandırdığım kurultay arkadaşlar oluşturuluyor. Şimdi kurultayda son sözü kim söylüyoruz dersem eğer hükümdar son sözü ne yapar? Söyler. Hatta bununla ilgili güzel bir anekdot geçelim. Mete bir gün kurultayı topladığı sırada Moğollar Mete'nin yanına gelerek Mete'nin kılıcını ister. Mete kılıcı verir. Daha sonrasında Moğollar yine tekrardan elçi göndererek Mete'nin hatununu isterler. Mete itiraz etmez verir. Daha sonrasında Mete'ye derler ki bize vergi vereceksin. Mete itiraz etmez vergi verir. Daha sonrasında ise Moğollar işi abartarak ne verecek? Toprak isteyecekler. Mete yerinden kalkar ve kılıcını çekerek Erçi'yi öldürür. Ve sonrasında da kurultaydaki boylarına ve boy beylerine şunu söyleyecek. Her şeyimizi verebiliriz ama bir karış toprağımızı vermeyiz. Bu bizim vatanımızdır diyecek. O yüzden de ilk Türk tarihinde vatan kavramını ilk kez kim kullanmıştır? Mete Han kullanacak. Yine aynı zamanda orduya önem veren Türkler Mete önderliğinde dünyanın en önemli onluk sistemi diye adlandırılan sistemi oluşturacak. Ve Türk tarihinin bilinen ilk düzenli ordusunu kim kurmuştur? Mete Han kuracak. Hatta hemen bir genel kültür verelim. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yani kuruluş tarihi kaçtır dersek Mete'nin düzenli orduyu kurmasıdır. Yani milattan önce 209 olarak ne yapılır? Bilinir. Yine geldim değerli arkadaşlar. Daha sonrasında Çinlilerin parçala ve böl yok et politikasıyla devlet yıkılır. Şimdi geldim birinci Göktürk Devleti'ne. Birinci Göktürk Devleti Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk Devleti'dir. Yine aynı zamanda bakın farkında mısınız? Şimdi ilk Türk Devleti'miz olan Asya Hun Devleti'ni işledik. Asya Hun Devleti'nde farkındaysanız Hun kelimesi var. Ama buraya baktığım zaman hangi kelimeyi kullanıyorum? Türk kelimesini kullanacağım. O zaman yorumu nasıl yapacağız? Orta Asya'nın yanı sıra Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Asya Hunlarından sonra Türk boylarını ikinci kez bir bayrak altında ne yaptılar? Topladılar. Devletin merkezi neresidir dersem Ötügen olarak ne yapılmakta bilinmekte. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu ise Bumin Kağan olarak bilinir. Bumin Kağan ikili devlet teşkilatını yine aynı şekilde uyarak devleti bölerek yönetmiştir. Bumin Kağan Doğu'yu yönetirken Batı'yı ise kardeşi İstemi Yagbu'ya ne yapacak vermiştir diyoruz değerli arkadaşlar. Peki devlet en parlak dönemini kimin zamanında yaşayacak? Devlet en parlak dönemini ise Mukan Kağan zamanında en parlak devrini yaşıyor. Göktürkler İpek yolu için Çin, Bizans ve Sasanilerle mücadele etmiştir. Hatta neler olmuştur dersek? Yine bu dönemde istemiyak bu Bizans'a Türk tarihinde ilk kez elçi gönderen kişi aynı zamanda Göktürkler içinde Bizans'a ilk diplomatik ilişki kuran Türk devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Bu dönemde Sasani'lerle işbirliği yaparak İpek Yolu'na hakim olabilmek için Akunları, daha sonrasında ise Bizans'la işbirliği yaparak Sasani'leri ne yapmışlardır? Zayıflattılar diyeceğiz. Biliyorsunuz ki bizim sürekli İpek Yolu için mücadele ettiğimiz devlet Çin İmparatorluğu'ydu. Çin'in de her zaman parçala böl yok et politikası sonrasında devlet doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Doğu Göktürk Devleti 630'da, Batı Göktürk Devleti ise 659'da Çin egemenliğine girmiştir. Tam bu esaret 50 yıllık bir mücadeleyi getirecek. 50 yıl sonrasında ise 2. Göktürk Devleti'nin kurulduğunu göreceğiz. Peki 2. Göktürk Devleti'nin kurulması nasıl gerçekleşecek? Burada bir ihtilal göreceğiz. Kürşat ihtilali. Ya da ne diyeceksiniz? Kürşat ayaklanması diye ne yapılmakta? Ayaklanmakta. Kürşat burada Türklere zul edildiğini görür. Amaç Çin prensini öldürüp dağa kaldırmaktır. Ve böylece Türklerin bağımsızlık fitilini ateşleyecektir. Hesabını yapar. 40 ile birlikte Çin sarayını basacaktır. O gün beklenmedik bir olay gerçekleşir. Bardaktan boşalırcasına kadar yağmur yağar. Ama bizde ölmek vardır, dönmek yoktur. 40 çeyresi şehit olmuştur ve Kürşat dövüşmekten vazgeçmez. Ve Çinlilerle yine saatlerce boğuşur ve sarı ırmağa kapılarak hayatını kaybeder. Bu olay Türk tölelerinde ve Türk boylarında dilden dile yayılmıştır ve Kutluk Kağan önderliğinde Türkler ihtilal yaparak ikinci Göktürk ya da diğer isminle Kutluk Devleti'ni resmen kurmuştur. Kutluk Kağan devletin Türkleri yani derleyip topladığı için ben Kutluk Kağan'a İlteriş ünvanını vereceğim. Ve Türk tarihinde ilk kez bir vezir ataması gerçekleşecek. Peki bu vezirim kimdir dersem Apatarkan ünvanıyla bilinen tabii ki vezir Tonya Cook olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Tonya Cook askeri ve idari işlerin planlanmasında İlteriş Kağan'ın en büyük yardımcısı olmuştur. İlteriş Kağan'ın yanı sıra arkadaşlar devlet yine kısa süre içerisinde yıkılmış ve Türk tarihinden ve dünya tarihinden çekilmiştir. Peki Göktürklerin genel özellikleri nelerdir diye sorduklarında ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Göktürklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi neydi? Türk adıyla ne yapılmalarıydı? Kurulmalarıydı. Aynı zamanda Türk tarihinde ilk kez bu insanlar neyi kullanacak dersek eğer yazıyı ne yaptılar? Kullandılar diyeceğiz. Peki biz bu yazıya ne diyeceğiz? Tabii ki Göktürkçe olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ya da diğer isimle arkadaşlar kendimize ait Göktürk alfabesi diye bilinir. Aynı zamanda tabii ki bu yazıyı yaparken de abide bırakmadan olur mu? Tabii ki abide bırakmadan olmaz. O yüzden de Türk tarihinin ilk yazılı belgesini kimler vermiştir dersek eğer ilk Türk devletlerinde Göktürk devleti diye adlandırdığımız devletimiz verecek. Peki bu devlet hangi arkadaşlar kitabeyi yapmış? Orhun kitabelerini yapacak. Orhun kitabeleri biliyorsunuz ki bir kaplumbağanın üzerine oturtulmuş ve bir yanı Çince bir yanı Göktürkçe olarak yazılmıştır. Kaç kişi adına dikilmiştir dersek? Üç kişi adına dikilecek. Vezir Tonyukuk, daha sonrasında en parlak dönem yaşanan Bilge Kağan ve Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin tarafına ne yapılmıştır? Dikilmiştir. Orhun kitabelerinde şöyle geçer. Ey Türk balası! Çin'in ipeksi kumaşlarına güzel kadınlarına kalmayasın. Kalmayasın ki Türk töresini yok etmeyesin. Biz ki Çin'in ipeksi kumaşlarına, güzel kadınlarına kandık. Kandık ki Türk töresini yok eyledik. Ey Hakanların Hakanı Ulu Hakan! Sen gök tengriden kut almışsın. O yüzdendir ki açları doyurasın, çıplakları giydiresin. Giydiremezsen yüzüne kara çalasın diyecek. Nitekim burada da Sosyal devletçilik anlayışını Türklerde geliştiğinin açık ve net göstergesidir. Bir diğer noktada da Orhun kitabeleri siyasetname ve nutuk özelliği taşır. Türklerde devlet ve de millet olma bilincini geliştirmişlerdir. Neden? Türk adıyla kurulmuşlardır. Kendine özgü alfabeleri vardır. Aynı zamanda da bir milliyetçilik ayaklanması yani ihtilal sonucu ne yapıldılar? Kuruldular. Çin ve Bizans sahsenlerle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır. Bu ticari ilişkiler dediğim zaman aklınıza İpek yolu ne yapsın gelsin değerli arkadaşlar. Tabii ki biz Türkler toyu sever miyiz? Toyu severiz. Toyu severken de şiirler, destanlar okumayı da sever miyiz? Severiz. O yüzden de Göktürk Devleti Ergenekon ve Bozkurt destanlarını en önemli sözlü edebiyat olarak ne yapmıştır? Dünyaya kazandırmıştır diyeceğiz. Geldim daha uygar bir devletim olan Uygur Devleti diyeceksiniz. Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Kutluk Bilge Kül Kağan, Karluk ve Basmirlerle birleşip Göktürk Devleti'ne son vererek kendi devletlerini ne yapmışlardır? Kurmuşlardır. Merkezleri Ötüken'dir ancak daha sonra yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte merkezleri Ordu Balık ya da diğer ismine Kara Bala Sagun olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Şimdi devlet Kutluk Bilge Kül Kağan'ın ölümü üzerine yerine oğlu Moyen Çur geçecek. Moyen Çur döneminin en önemli olayı nedir dersek Araplarla Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'dır. Talas Savaşı'ndan sonra Bögü Kağan döneminde ise olay farklılaşıyor. Neden farklılaşıyor dersek devlet en parlak dönemini yaşarken aynı zamanda ilk kez Türk tarihinde bir din değişikliği gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki ilk Türk devletlerinin inanış yapısı gök inancıydı. Ve daha sonrasında Bögü Kağan döneminde ne kabul edilmiştir? Maniheizm dini kabul edilecek. Ve böylece ben gök inancını terk edeceğim. Maniheizm dini bana belli başlı kuralları ve olayları yasaklıyor. Diyor ki et yemeyeceksin. Savaş yapmayacaksın. Yaptığın her şeyi günlük resme tutacaksın. Değerli arkadaşlar ben nasıl bir yaşam tarzına sahiptim? Tabii ki göçebe yaşam tarzına sahibiz. Ama bu göçebe yaşam tarzında temel geçim hayvancılık. Ama Maniheizm bana diyor ki et yemeyeceksin. Ya arkadaş et yemezsem ne yapmak zorundayım? Tabii ki ekmek zorundayım. O yüzden de Uygurlar yerleşik hayata geçecek ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta bilinmekte. Aslında bir nevi Uygurların yerleşik hayata geçmesi Uygurların arkadaşlar sanatsal anlamda gelişmelerine ne sunmuştur? Katkı sunacak. Ne yapacaklar? Türklerin ilk kütüphanelerini yapmışlardır. Türklerin aynı zamanda ilk tiyatro oyunu örneklerini Uygurlar verecek. Türklerin ilk şehir yerleşmelerini Uygur devleti vermiştir. Yine Türklerin törelerini yazılı hale yine kim getirecek? Uygurlar getiriyor ve Türk tarihinde ilk kez matbaayı Uygurlar kullanmışlar ve aynı zamanda da en önemli bir alfabe yapacaklar. Uygur alfabesini yapıyorlar. Uygur alfabesi unutmayın. İpek yolundan en çok etkilendiğimiz tüccar topluluk olan Soğutlardan aldığımız Soğut alfabesiyle ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Peki Türkler biliyorsunuz ki hiçbir şekilde esir yaşayamaz. Ve Esir kalmak yerine bulunduğu coğrafyayı terk etmeyi yaylar. Peki Türkler neler yapacak dersek kavimler göçüne sebep olacaklar. Bakın burayı vurgulamak istiyorum. Biz kavimler göçüne sebep olduk. Kavimler göçünü biz yapmayacağız. Peki kavimler göçü nasıl gerçekleşiyor? Biliyorsunuz ki şöyle bir geriye dönelim. Asya Hun devleti yıkılır. Yıkıldıktan sonra... İki tane Kiyok ve Çiçi'den bahsedeceksiniz. Kiyok, Çin'in egemenliği altına girerken... ...Çiçi diyor ki... ...Çin'in egemenliği altına gireceğime... ...bulunduğum diyarlardan göç etmeyi yeğlerim. Ve böylece Türk tarihinin Türk göçlerini ne yaptı? Başlatacak. Ve böylece Türkler dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Kimisi Sibirya'ya gitti. Kimisi Kafkas bölgesine yerleşti. Kimisi de Avrupa'ya göç etti. İşte Avrupa'ya göç ettiğinde... Avrupa'nın siyasi olayını değiştirecek göçü başlatacaklar. Peki hangi göç? Kavimler göçü. Şimdi bu dönemde Avrupa'da siyasi değil barbar kavimler var. Kimler? Finler, Slavlar, Baltalar, Ostrogotlar, Vizgotlar, Alanlar, Vandallar, Saksonlar, Franklar, Alamanlar. Ve o dönemde önemli bir imparatorluk Roma İmparatorluğu. Şimdi bu dönemde Hunların akınlarını gören Ostrogot, Vizigot, Alan gibi barbar kavimler eyvah kimler geliyor? Türkler geliyor diyecek. Ve bir domino taşı etkisiyle birbirlerini tıkır 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 ne yapmaya başlayacaklar? İtmeye başlıyorlar ve artık bunların gidecek yerleri kalmayacak. Kalmamasıyla birlikte Roma'ya ne uyguluyorlar? Baskı uygulamışlar ve yıkılamaz denilen Roma çatırt diye ikiye ne yaptı? Ayrıldı. Peki kavimler göçü bana ne getirdi? Hemen buna bir bakalım birlikte. Evet kavimler göçü hareketiyle Avrupa kıtasında büyük bir kargaşa yaşandı. Bir günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar gibi. Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. E tabii ki Avrupa'ya gitmişken kendi kültürümüzü tanıtmadan olur mu? Olmaz. Şimdi iki tane Fransız yan yana gelmiş. Şimdi ne diyecek? Gel birlikte bir şeyler yapalım. İki Alman yan yana gelecek. Vatesta diyor. Yani gel birlikte fabrika kuralım. İki Türk yan yana geliyor. Diyor ki gel birlikte devlet kuralım diyecek ve tabii ki göçler sonrasında da Türkler Avrupa'ya Avrupa Hun devletini kurmuştur. Avrupa'da feodalite diye adlandırdığımız derebeylik sistemi ortaya çıkacak. Nedir derebeylik? Küçük küçük krallıkların ortaya çıktığını düşünün ve böylece feodalitenin olduğu yerde unutmuyorsunuz merkezi otorite güçlü değildir. Aynı zamanda barbar kavimler arasında Hristiyanlık yani Katoliklik yayılmaya başlanacak ve kilise güçlenerek Avrupa'ya bir etki bırakıyor. Biz bu etkiye skolastik düşünce yapısı diyeceğiz. Peki nedir skolastik düşünce yapısı? Şimdi arkadaşlar hemen benim papaz olduğumu düşünün. Ben size dedim ki bunun rengi ne? Siz de büyük ihtimal bana cevapladınız. Dediniz ki bunun rengi siyah. Dedim ki kardeşim bunun rengi siyah değil. Bunun rengi mavi. Eğer ki beni izleyenler varsa itiraz ediyorlarsa bilin ki onun için şeytan girmiş dedim ve dinden çıkarttım dedim. Şimdi siz o zaman beni sorgulayabilir misiniz? Kiliseyi sorgulayabilir misiniz? Yargılayabilir misiniz? Hayır. Bu yüzden de arkadaşlar bilimin reddedildiği ama dinsel ögelerin ön planı çıktığı düşünce yapısına ben skolastik düşünce yapısı diyeceğim. Ve daha sonrasında Avrupalılar karanlık çağ diye adlandırdığı bir çağ başlayacak. Çağ diye adlandıracağız. O zaman demek ki kavimler göçüyle birlikte ilk çağ kapandı. Ortaçağ ne yapılmıştır? Açıldı. Avrupalılar Türk kültürünü ne yaptı tabii ki tanıyacaktır. Şimdi gelelim Avrupa'ya gittik. Avrupa'daki mükemmel devletimize bakalım. Avrupa Hun devleti Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Doğu ve Orta Avrupa'da Balamir Kağan önderliğinde kurulacak. Daha sonrasında Balamir Kağan'ın sonrasında... Ulduz ve Atilla diye adlandırdığımız önemli hükümdarlar başa geçmiş ve en parlak dönemini Atilla zamanında yaşamıştır. Sonrasında Atilla Bizans ile Margus antlaşması yapıyor. Margus antlaşmasında ne diyecek? Bizans bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmaya girmeyecek. Esir alınmış Bizans tebaası dahil Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı verilmeyecek. Bizans'ın elinde bulunan mülteciler iade edilecek. Ayrıca Grek asıllı olanlar için fidye verilebilecek. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarda devam edecek. Bizans'ın ödediği yıllık vergi iki katına yani 750 libre altına çıkarılacaktır. Bak yorum yap o zaman Bizans vergi veriyorsa Avrupa Hun Devleti siyasi anlamda Bizans'a üstünlük sağlamıştır. Daha sonrasında Atilla yönünü Mamma mia diyecek. Yani mamma mia deyince aklınıza neresi gelir? Tabii ki İtalya çeviriyor ve Galya seferine çıkmış. Galya seferine çıktıktan sonra Avrupa'daki Romalılar diyor ki Papa Papa kurtar bizi Papa diyecek. E i̇şte bunun üzerine Papa diz çöküyor arkadaşlar. Kimin önünde diz çökecek? Atilla'nın önünde diz çökecek. Atilla tabii ki bunu görünce keyfe gelmiş. Tamam sizi diyor ne yapıyorum? affediyorum. Bazı tarihçilerin de söylentisi var. Atilla'nın Hristiyanlığı kabul ettiğini ve bundan dolayı da Roma'yı fethetmediği söylenir. Tabii kimisine göre de kalp krizi geçirdiği ve hayatı kaybettiğini söylenmekte. Papa'nın güvence istediği kabul eden Atilla böylece Batı Roma'ya üstünlük sağlamış. Atilla bu sefer dönüşünde ölmüş ve yerine sırasıyla oğulları İrlek, Dengizik ve İrnek geçmiştir. İrnek döneminde Avrupa'da tutamayacağını anlayan Hunlar Karadeniz'in kuzeyine doğru ne yapacaklar? Çekildiler. Ve böylece diğer kavimler içerisinde asimile olmuşlardır. Geldim Hazar Devleti'ne. Hazar Devleti 7 ve 11. yüzyıl arasında Karadeniz ile Kafkas Dağları'nın kuzeyinde ve İdil Nehri dolaylarında hüküm sürmüştür. Yani bugünkü Hazar Denizi ve çevresinde. Hazarlar tarih sahnesine Sabar Türklerinin devamı olarak çıkacaklar. Batı Göktürk Devleti yıkılınca Hazarlar bağımsızlıklarını ilan etmiş, Hazarlar Musevi'yi benimseyen tek Türk devleti olup ülkesinde farklı dinleri barındırmıştır. Hemen yorum yap. Farklı dinleri kendi bünyemde barındırıyorsam Hazarların hoşgörülü bir devlet yapısına sahip olduğunun açık ve net göstergesidir. Hazar ismi günümüzde Hazar Denizi adında yaşamaya devam etmektedir. Bir bileceğim önemli nokta nedir dersek İpek yolunun güvenliğini sağlamışlar. O yüzden de bu dönemde güvenliklerini sağladığı çağa Hazar Barış Çağı ya da Pan Hazari dönemi diye adlandırılır. Geldim Karluklara. Karluklar Göktürklerin hakimiyeti altında yaşamış, Orta Asya tarihinde önemli rol oynamıştır. Karluklar 2. Göktürk Devleti'nin yıkılmasında ve Uygur Devleti'nin kurulmasında etkili olmuştur. 751 yılındaki biz İslamiyet'i e geçmeye başlayacağımız dönem Çinlilerle yapılan Müslümanlar arasındaki savaşta Müslümanların yanında yer almıştır. 840 yılında Uygur Kağanlığı'nın yıkılması üzerine kendini Göktürklerin halefi kabul eden Karlık hükümdarı Bilge Kül Kadirhan Türklerin Karahan ünvanını almıştır. Ve böylece hangi devleti kuracak? Karahanlı devletini ne yapmıştır? Kurmuştur diyeceksiniz. Orta Asya'da ilk Türk İslam devleti olan Karahanlılara da ne yapacak devlet zaman içerisinde Karluklar dönüşmüştür diyoruz. Geldim Avar Hakanlığı'na. Avar Hakanlığı Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra 4. yüzyıl sonlarında Moğolistan'da kurulmuştur. 1. Göktürk Devleti Avar Hakanlığı'na son verince Avarlar batıya göç etmiş ve Bayan Han zamanında Orta Avrupa'da devlet kurmuşlardır. O zaman yorum yapalım birlikte. Bunlar hem Asya'da hem de Avrupa'da ne yaptılar? Devlet kurmuşlardır diyoruz. Şimdi Avar Hakanlığı'na Çin kaynaklarında Juan Juanlar diye de ne yapabiliriz? Duyabiliriz. Şimdi Bayan Han şöyle Avrupa'dan geçerken o İstanbul'un güzelliğini görüyor ve diyor ki keşke benim olsa diyecek. Keşke benim olsa demesiyle birlikte buna burayı almamız lazım. O yüzden de arkadaşlar ne yapacak? İstanbul'u kuşatmıştır ve Türk tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avar Hakanlığı'dır. Avar Hakanlığı zaman içerisinde İslamiyet'i değil Hristiyanlığı kabul etmiş ve Germen ve Slav halkları üzerinde kaybolarak kendi benliklerini ne yapmışlardır? Kaybetmişlerdir diyeceğiz. Geldim Türk işlere. Bakın Türk işler aklınıza şuradan gelsin. İş var, aş var, tabii ki bunun ucunda ne var? Para var diyeceğiz. Göktürk Hakanlığı'nın batıda kalabalık boylarından biri olarak ilk İli Nehri dolaylarında yaşamıştır. Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya'da hakimiyet kurmasını engelleyecek genelde hangi hükümdarım dersem Sulu Kağan dönemi olarak ne yapılmakta değerli arkadaşlar bilinmekte. Türk işler kendi adlarına para ne yaptılar? Bastırmışlardır. Şimdi hatta bu paraya da bir örnek olarak verelim. Yarmak olarak ne yapılmakta bu para söylenmekte. Şimdi geldim Başkırtlar diyeceğiz. Orta Asya Türk kavimlerinden olup Ural Dağları'nın kuzey ve doğu kısımları ile İdil'in kuzey kesmini oluşturan Bozkırlarda ne yaptılar? Yaşamışlardır. Günümüzde Başkortostan olarak bilinen bölgenin merkezi Ufa'dır. Başkırtların aslı Türkistan'ı terk ederek kuzeye yönelen ve sonra batıya geçen Kıpçak Türklerine dayanmaktadır. Geldim Bulgarlara. Şimdi arkadaşlar unutmuyorsunuz Bulgarları ben iki şekilde ayıracağım. Birisine diyeceğim ki İtil Bulgarları diğerine diyeceğim ki Tuna Bulgarları diyeceğim. Şimdi ikiye ayıracağım ama ikisinin de ayrı bir özelliği var. İkinci yüzyılda Orta Asya'dan Avrupa'ya başlayan göç ile olarak Hazar Denizi'nin Karadeniz arasındaki topraklara yerleşmişlerdir. Bunlarla birlikte akınlara katılan Bulgarlar 453'te Kafkasların kuzeyindeki topraklara gelmiştir. 6. yüzyılın sonlarına doğru Kuban Nehri, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinde yaşayanların katılmasıyla Hun Kubrat'ın yani Kurt liderliğinde Büyük Bulgar Devleti'ni ne yaptılar? Kurdular. Yalnız burada bilmem gereken önemli bir nokta var. Bakın dedim ki ikiye ayırıyorum dedim. İtil ve Tuna Bulgarlar. Şimdi Büyük Bulgarlar devletinin yıkılmasından sonra 680'de 30 ogurlardan bir grup İtil Bulgar Devleti'ni kurmuştur. Şimdi bu İtil Devleti'nin benim için bir özelliği var. Nedir dersin? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslam Devleti'dir diyeceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk İslam Devleti'dir. Bakın Karahanlıları da söyledim ama Karahanlılara coğrafyayı belirttim farkındaysanız. Onları orta asya diyorum. Bunları da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti olarak bilinmekte. Şimdi Doğu Avrupa'da Türk İslam kültürünün temsilcisi olacaklar. Dobruca'nın güneyinde Asparoğul tarafından kurulan Tuna Bulgar Devleti ise Boris Han döneminde Hristiyanlığı resmen kullanmış ve Çar neyini kullanıyor? Ünvanını kullanıyor. Çar ünvanını genelde kimler kullanıyordu? Ruslar değil mi? Yani Slavlar. O zaman demek ki Tuna Bulgarları zaman içerisinde Hristiyanlığı kabul etmesiyle ne olmaya başladılar? Slavlaşmaya ne yapmışlardır? Başlamışlardır diyeceğiz. Geldim tabii ki bizim genelde mensup olduğumuz boya Oğuzlara. 630 ve 682 yıllar arasında 9 Oğuz Kağan'ı altında toplandılar. Daha sonra Göktürk ve Uygur hakimiyetine giren Oğuzlar 10. yüzyılda Oğuz Yagbu devletini kurmuşlardır. 10. yüzyılın sonlarına doğru İslamiyet'i kabul eden Oğuzlar bir ünvan alacaklar. Nedir dersem Türkmen lakabını ne yaptılar? Aldılar. Bakın ama hangi Oğuzlar için söylüyorum ben bunu? Arkadaşlar İslamiyet'i kabul edenler. Eğer Hristiyanlığı kabul ettiyse ona da ne dedik? Oğuz diyeceğiz. Unutmuyoruz. Şimdi Türklerin en kalabalık olması olan Oğuzlar birçok devletin kurulmasına da öncülük edecekler. Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Devleti gibi devletlerin kurulmasına öncülük ettiler. Mesela bakın burada görüyorsunuz ki görselimizde Oğuzlar iki kola ayrılıyor. Oğuzlar Bozok ve Üçok diye. Şimdi biliyorsunuz ki Kayı boyumuz var. Bir de hangi boyumuz var? Kınık boyumuz var. Şimdi Kınık boyu da arkadaşlar hangi devleti kurmuştur? Selçuklu devletini. Kayı boyu ise Osmanlı devletini kurdu diyeceğiz. Geldim Kıpçaklara. Batı Göktürk topluluklarından olup kaynaklarda çoğunlukla Kuman adını almışlardır. 11. yüzyılda Güney Rusya'ya gelerek burayı ele geçiren Kıpçaklar Bizans'a karşı akınlar düzenleyecekler. Doğu Avrupa ve Batı Sibirya bozkır bölgelerinin tamamını kapsayan bölge İslam kaynaklarında Desti Kıpçak yani Kıpçak Bozkırı adıyla anılmıştır. Hatta e, Türklerde Kıpçakların ya da Kumanların arkadaşlar ne olarak biliniyor? Türklerin en yakışıklı ve en güzel erkeklerinin Kıpçaklarda ya da Kumanlarda çıktığı söylenmekte. 1250 Mısır'da kurulan Memlük Devleti'ni kısa bir süre sonra Kuman Kıpçak Türklerinin eline geçmiş ve zaman içerisinde bir kısmı Hristiyanlığı benimseyen Kıpçakların bir kısmı da Kırım, Kafkaslar ve İdil Bulgarlar ülkesinde Müslüman olmuşlardır. Geldim Peçeneklere. Peçenekler 9 ve 11. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyindeki steplerde yaşamışlardır. Oğuzlar ve Hazarların baskısı sonucunda Karadeniz'in kuzeyindeki topraklara gelerek Macarları buralardan uzaklaştırmışlardır. Ama Peçeneklerin en önemli özelliği nedir? Bizans'ta paralı askerlik yaparlar. Ama baktığınızda bunu yadırgayabilirsiniz. Aslında benim işime yarayacak neden dersek Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'na geldiğinde Bizans ordusundan ayrılarak Sultan Alparslan'ın safına geçmiş ve Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasında en önemli rolü peşenekler ne yapmıştır oynamıştır diyeceğiz. Geldik kırgızlara. 840 yılında Uygur devletini yıkarak Ötüken'de devlet kurdular. 13. yüzyılda Moğolların, 19. yüzyılda ise Rusların egemenliğine giren Kırgızlar 1991'de bağımsızlığını kazanmışlardır. Türk edebiyatının en önemli örnekleri arasında yer alan Manas Destanı yani dünyanın en uzun destanı arkadaşlar Kırgızlara aittir. Müslüman Kırgızlarla gayrimüslimler arasındaki mücadeleleri ne yapmaktadır? Anlatmaktadır diyeceğiz. Geldim Macarlara. Fin Ugur kavimlerinin bir bölümü Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara inerek Onugurlarla kaynaşmıştır. 19. yüzyılın başlarında Hazar egemenliği altına olan Macarlar peçeneklerin baskısıyla batıya doğru göç etmiştir. 896'da Macaristan'a yerleşen Macarlar Hristiyanlığı benimseyerek kendi benliklerini kaybetmişler. Hatta arkadaşlar dünyanın ilk Türkoloji Enstitüsü'nü de Macarlar ne yapmıştır? Kurmuştur. Diyeceğiz. Biliyorsunuz ki size sıfırdan 9'a konu anlatımlı soru bankamızı vermiştik. Bakın soru bankası. Konuyu çalıştım. Şimdi geldik. Konu anlatımlı soru bankamızdaki soruya bakacağız. Bir, tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan Göktürkler bu minkan liderliğinde Töles boylarını kendine bağladı. İki, askeri ve nüfus olarak göçlerini arttırdıktan sonra Avar devletini yıkıp 552 yılında Köktürk devletini kurdu. Üç, Bumin Kağan, İl Kağan ünvanını alarak ülkenin batı kısmının idaresini kardeşi İstem ile verdi. Göktürk Devleti ile numararla verilen bilgilerden hangisinde ikili yönetime değinilmiştir? Hemen şurada ikili diyelim arkadaşlar. İkili yönetime değinilmiştir. Peki ikili yönetim neydi? Biliyorsunuz ki ülkeyi doğu ve batı olarak kaça ayırıyorduk? ikiye ayırıyorduk. Doğu'yu genelde Hakan, Batı'yı ise kim yönetiyordu? Kardeşi İstem'i Yagbu yönetecekti. Şimdi şıklara baktım arkadaşlar. Burada hangisinde ikili devlet teşkilatından bahsediyor? Tabii ki üçüncü şıkkımızda bu Min Kağan İl Kağan ünvanını alarak ülkenin batı kısmını kardeşi İstemiyag bu yadana doğuyu ne yapmıştır vermiştir. O yüzden de doğuracağımız C şıkkı olarak ne yapılmakta adlandırılmakta diyeceğiz. Peki konu biterken biz neler öğrendik? İlk Türk devletleri ve siyasi olayları ve ilk Türk devletlerimizin genel özelliklerini birlikte işledik. Şimdi değerli arkadaşlar konu bitmeden önce yorumlarınızı tabii ki önemsiyoruz. Birinci adımımız da video sizin için yararlı oldu mu? Video yararlı olduysa? Ya da olmadıysa bize önerin ya da tavsiyen var mı? Üçüncü adımında ise ödüllü soruyu tabii ki bulabildin ki sen Tonguçsun her türlü bulursun. Daha sonrasında son adım ise tabii ki bizi beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Şimdi geldi bombamıza. Peki bombamız ne? Şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.